Merhaba arkadaşlar. Reading Analysis serisinin bu dersinde sizinle hem teknik hem de gerçek hayat için önemli bir konuyu ele alacağız. İleri seviye, sürücü, destek, asistan sistemleri. Genellikle sürüş destek sistemleri olarak da adlandırılıyor. Bu hem sürücüler için hem trafik için bilinmesi gereken faydalı teknolojileri içeriyor. Farklı terimleri, farklı kelimeleri öğreneceğiz. Hem pratik hayat bilgisi olarak hem de İngilizce bilgisi olarak güzel İfadeler, kelimeler ve bilgiler bizi bekliyor. Ben Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak kısa bir giriş var burada. Diyor ki, Advanced Driver Assistance Systems have been developed to enhance vehicle safety and driver convenience. Here is a breakdown of some popular driver assistance and safety features along with their benefits and drawbacks. Şimdi satır satır hemen cümleleri inceleyelim. Diyor ki, ileri düzey, ileri seviye, sürücü, destek sistemleri bunlar ADAS olarak kısaltılabiliyor. Have been developed. Bakın ne var burada? Bir pasif cümle var. Edilgen cümle var. Geliştirildi. Ne için? To enhance vehicle safety. Zenginleştirmek, iyileştirmek için neyi? Vehicle safety. Yani araç güvenliğini ve de neyi? Driver convenience. Sürücü rahatlığını artırmak. Yani zenginleştirmek için bu ileri düzey Sürücü destek sistemleri geliştirilmiş. Sonra da Here is a breakdown of some popular driver assistance and safety features. Here is a breakdown. Burada diyor birazdan bir liste gelecek. Breakdown hani parça parça bölünmüş hali manasında. Breakdown of some popular driver assistance and safety features. Bazı popüler sürücü destek sistemlerinin ve güvenlik sistemlerinin diyor parça parça listelenmiş hali var aşağıda. Along with their benefits and drawbacks. Along with yani bununla beraber bir de diyor faydaları ve eksik yanlarında içerecek metinler, bilgiler gelecek. Benefits and drawbacks güzel bir ifade. Hani faydaları ve eksikleri, zararları gibi. Şimdi ilk başlığımız Adaptive Cruise Control, ACC diye kısaltıldığını görebilirsiniz. Benefits ne diyor? Diyor ki adjust vehicle speed automatically to maintain a safe following distance. Güzel bir cümle. Güzel de terimler var. Faydası neymiş? Adjust neyi? ne yapar? Düzenler. Neyi düzenler? Değiştirir. Vehicle speed automatically. Araç diyor hızını, vehicle speed araç hızını diyor. Otomatik olarak ne yapar? Düzenler değiştirilir. Ne amaçla? To maintain a safe following distance. Maintain, sürdürmek, hani elde etmek. En erken sürdürmek manasında. Sürdürmek. Neyi sürdürmek? Bakın burada kilit ve güzel bir ifade var. A safe following distance. Güvenli takip mesafesi. Hani trafikte duyarsınız ya bazen ehliyet kurslarında olur ya da Genel olarak, terim olarak hani takip mesafesi, a safe following distance, güvenli bir takip mesafesini sürdürmek için araç hızını otomatik olarak ne yapar, değiştirir. Sonra burada tabii kısaltılmış cümleler var. Mesela adaptive cruise control, adjust vehicle speed automatic aslında tam olarak yazacak olursanız cümleyi bunu özne olarak başa koyarsanız bu da yüklem olur ama burada kısaltma yapılmış. Sonra yine aynı şekilde bakın kısaltılmış bir cümle. Diyor ki reduces the need for constant throttle adjustments on long trips or in traffic. Yine güzel bir cümle azaltır. Neyi azaltırmış bu adaptif hız sabitleme ya da cruise control. Cruise hani seyahat ne diyelim cruise along the way. Hani yol boyunca gitmek hareket etmek. Adaptif hani seyahat işte hız cruise control olarak çevrilebiliyor. Reduces the need for constant throttle adjustments. Diyor ki azaltır ne azaltır the need for ihtiyacın ne ihtiyacını constant throttle adjustments burada güzel bir kelime throttle bu mesela val vana ana anlamında da e, kullanılabilen bir kelime ama burada kasıt gaz adjustment throttle adjustment burada manası hani gaz vermek gazı değiştirmek hani trafiğin hızına göre gazı değiştirirsiniz ya gaza daha çok basarsınız daha az basarsınız trafiğin yavaşlasına veya yavaşlamasına veya hızlanmasına bağlı olarak burada diyor ki sürekli olarak constant throttle adjustment sürekli diyor gaz düzenlemeleri ihtiyacını azaltır nerede on long trips uzun seyahatlerde ya da or in traffic yani çünkü araç kendi hızını otomatik ayarladığı için sizin sürekli gaza basıp işte fren yapıp bunu ayarlamanıza gerek kalmaz drawbacks eksiklikleri, dezavantajları. May not always interpret stopped vehicles or sudden traffic conditions accurately. Diyor ki daima ne yapamaz? Interpret. Bu interpret normalde çeviri yapmak manasında ama burada yorumlamak hani anlamak olarak kullanılmış. May not always interpret. Daima diyor çeviremez hani yorumlayamaz anlayamaz neyi? Stopped vehicles or sudden traffic conditions accurately. Stopped vehicles yani durmuş olan araçları ya da ani trafik şartlarını doğru şekilde daima yorumlayamaz. Mesela diyelim önüne bir anda araba durdu ya da bir değişiklik oldu. Onu her zaman çok doğru yorumlayamayabilir, fark etmeyebilir. Sonra drivers may become overly reliant on the system. İkinci bir dezavantajda sürücüler diyor overly reliant. Aşırı derecede, fazla derecede. Bu over, fazla manası. Overly reliant on the system. Hani sürücüler diyor. Bu sisteme, bu sistem üzerinde bu sisteme çok bağlanmış olabilirler. Reliant on something hani bir şeye bağlanmış olmak, bağımlı olmak. Hani sürücü ona çok bağımlı olursa ne yapar? Kendisi dikkatli olmaz. Bu da bir riske, sürüş riskine sebep olabilir. Sonra bir sonraki başlığımız Automatic Emergency Braking. Bu da güzel bir başlık. Ne diyor? Otomatik acil durum freni. Braking, brake, braking. Faydalar. Detects an impending collision. and automatically applies the brakes if the driver does not act in time reduces severity of crashes or prevents them entirely Idio, detects an impending collision yaklaşmakta olan bir çarpışmayı tespit eder detect hani detective detect direktif gibi tespit etmek bulmak neyi an impending collision yaklaşmakta olan bir çarpışmayı and ve otomatik olarak ne yapar? applies the brakes frenleri uygular. If the driver does not act in time. Bakın act in time. Eğer diyor sürücü vaktinde hareket etmezse sistem ne yaparmış? Otomatik olarak frenleri uygularmış. Yani frene basarmış. Impending collision dediği yani yaklaşmakta olan kazadan kasıt da şu. Mesela sürücü gidiyor. Önünde bir anda araba durmuş ama sürücü onu fark etmiyor. Araç üzerindeki radar ve sensörler vasıtasıyla öndeki aracın durduğunu kendisinin hızlı oraya yaklaştığını fark ederek otomatik olarak kendini durdurabilir. Kast edilen durum bu. Reduces severity of crashes or prevents them entirely. Ne demiş? Kazaların ağırlığını yani şiddetini düşürür ya da prevents them entirely. Onları tamamen engeller. Dezavantajlar ne? False alarms can be startling yanlış alarmlar. Çünkü bazen yanlış bir algılama yapabilir sistem. Hani sanki kaza olacak bir şey olacak diye aniden kendini durdurabilir. Bu da bir problem oluşturur. Can be startling. Yani şaşırtıcı olabilir. Possibility of system failing to activate in certain conditions. Possibility of system. Bir diyor ihtimal var. Ne ihtimali? Of system failing to activate. Sistemin diyor aktive olmasında bir başarısızlık ihtimali var. In certain conditions. Belli şartlarda diyor sistemin Başarısız olması, failing to activate, aktif olmakta, harekete geçmekte başarısız olması ihtimali. Hani tamamen diyor buna da güvenmeyin çünkü bazen çalışmayabilir. Hani siz araba kendini durduracak diye kendiniz frene basmazsanız ciddi bir kaza ortaya çıkabilir. Bir sonraki başlık yine güzel bir ifade hem de güzel terimler var. Lane keeping assist ya da lane departure warning. Şimdi burada lane trafikteki şeritler demek. Yani çizgiler, şeritler, kesik ya da düz çizgiler gibi düşünebilirsiniz. Şerit, çizgiler. Lane departure warning. Hani şerit ayrılma uyarısı. Hani şeritten ayrılma uyarısı ya da lane keeping assist. Ya da şeritte tutma asistanı. İkisi de temelde aynı şeyi ifade ediyor. Aracın kendi şeridinde hareket etmesi. Yanlışlıkla başka bir aracın önüne atlamaması. Ne diyor? Monitors lane markings and alerts drivers when they unintentionally drift out of their lane. LKA can provide minor steering adjustments to keep the vehicle in its lane. Ne diyor? Monitors lane markings. about eder. Monitor. Yani burada monitor to monitor something. Bir şey izlemek, takip etmek manasında genel olarak. Ne diyor? Diyor ki lane markings. Şerit diyor. İşaretlerini, çizgilerini. Marking burda işaret çizgi manasında. Bunları diyor takip eder ve alert drivers ve diyor sürücüleri uyarır. When ne zaman they unintentionally drift out of their lane. Farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde out of their lane kendi şeritlerinden dışarı hareket ettiklerinde yavaşça oradan çıktıklarında drift out of hani o tarafa o yönde hareket etmek oradan dışarı çıkmak manasında drift move gibi düşünebilirsiniz hareket etmek özellikle yavaş hareket şeritlerinden diyor dışarı çıktıklarında farkında olmadan ne yaparmış sürücüleri uyarırmış sonra LKA, lane keeping assist, yani şeritte kalma asistanı, can provide minor steering adjustments to keep the vehicle in its lane. E, şeritte kalma asistanı diyor ki sunabilir. Ne sunabilir? Minor steering adjustment. minor yani küçük steering. Direksiyon hani hareket o ne diyelim rota verme gibi düşünebilirsin Steer normalde hani bir e, arabayı direksiyonu çevirip yönlendirmek. Diyor ki ufak diyor steering adjustment. Hani direksiyon düzeltmelerinde bulunabilir. Bunları sunabilir. Ne için? To keep the vehicle in its lane. Aracı şeridinde tutmak için to keep the vehicle in its lane. Mesela şöyle bir ifade de vardır mecazi olarak stay in your lane. Hani şeridinde kal benim işime karışma ya da hani boyundan büyük işlere kalkma gibi görebilirsiniz. Sonra drawbacks. Might not work well with faded lane markings, can be overly sensitive or not sensitive enough. Diyor ki might not work well. İyi çalışmayabilir. Nerede ne durumda? With faded lane markings. Burada faded sıfat olarak hani solmuş görünmeyen yani bizde de olur ya yolda boya çıkmıştır hani görünmüyordur ya da çok böyle o beyaz belirsizdir. Faded lane markings hani solmuş diyor şerit işaretleriyle iyi çalışmayabilir ve de can be overly sensitive or not sensitive enough. Aşırı derecede hassas, overly sensitive ya da not sensitive enough ya da e, yeterince hassas olmayabilir farklı üreticiler, farklı şirketler bunları kendi bünyelerinde farklı şekillerde geliştirdiği için bazı araçlarda bu sistem çok iyi çalışabilir. Bazılarında daha orta hali çalışır, bazılarında çok sert müdahale eder, bazılarında daha hafif yönlendirme olur. Bu araç şirkete, markaya göre değişen bir durum. Şimdi Blind Spot Monitoring. Bu da yine güzel terimler, ifadeler öğretecek bir bölüm. Blind Spot yani kör nokta takibi. Hani bizde vardır ya kör nokta uyarısı ya da aracın kör noktası. Yani sürücünün sizi göremediği nokta. Blind spot monitoring. Kör nokta takibi. Benefits, faydalar. Ne demiş? Uses sensors to monitor areas not easily seen by the driver. Sensörleri diyor kullanır. Ne için? To monitor areas. Alanları takip için. Hangi alanları? Not easily seen by the driver. Sürücü tarafından kolaylıkla görünmeyen alanları takip için sensörleri kullanır. Sonra provides alerts visual or auditory when another vehicle enters the blind spot. Provides alerts. Diyor ki alarm sunar yani alarm verir. Ne tür alarm var? Görsel ya da işitsel. Hani bip bip yapar ya da ekranda bir uyarı gösterir. Ne zaman? When another vehicle enters the blind spot. Bir başka araç sizin aracınızın kör noktasına girdiğinde. Yani sizin görmediğiniz bir noktada olduğunda. Peki neymiş dezavantajları? Can produce false alerts especially in crowded traffic conditions. Yanlış alarmlar verebilir. Özellikle de ne diyelim kalabalık trafik şartlarında. Bunu mesela eğer yoğun trafikte sürüyorsanız fark edebilirsiniz. Aracınızda böyle bir özellik varsa diyelim yanınızdan bir motor geçiyor ya da aradan birisi bir an geçiyor. Sanki size çarpacakmış gibi araç uyarı verir. Halbuki o trafikten kaynaklanan bir şey anlık olarak bir kaza ihtimali değil belki. Evet son olarak da arkadaşlar bu başlığa bakacağız. Diyor ki rear view cameras, surround view systems. Ne bu? Rear view, geri görüş kameralar Rear, yani geri. Rear view cameras, geri görüş kameraları. Ve de sonrasında surround view systems. Surround da etrafını kastediyor. Yani etraf görüş sistemleri. Yani 360 derece görüş dediğimiz aracın farklı açılardan etrafını gösteren sistemler. Surround view systems. Çevre görüş sistemleri de denilebilir. Faydaları nelermiş? Diyor ki, provides a clear view of the area behind the vehicle, helping prevent back over accidents. Ne demiş? Provides a clear view of the area behind the vehicle. Aracın arkasındaki alanın e, temiz bir görselini sunar. A clear view, hani temiz bir görüş sunar arkaya dair aracın etrafıyla alakalı. Helping prevent back over accidents. Helping prevent. ve engellemeye yardımcı olur. Neyi bakın? Back over accident. Yani geri geri giderken birine çarpma. Back over accident. Yani back over. Yani siz araçta geri gidiyorsunuz. Arkada bir şey var ona çarptınız. Buna back over accident diyorlar. Yani geri geri giderken yapılan kaza. Ya da geriye, geriye hareket ederken yapılan kaza. Back over accident. Bunları engellemeye yardımcı olur. Sonra diyor ki surround systems offer a 360 degree view around the week. Çevre hani görüş sistemleri, çevre sistemleri sunar. Ne sunar? a 360 degree view. 360 derecelik bir görüş view. Hani görüş alan sunarlar. Around the vehicle. Aracın etrafında bu tarz bir görüş seçeneği sunarlar. Yani oturduğunuz yerden aracın dört yanını görebiliyorsunuz. Bu da büyük bir kolaylık. Dezavantajlar can be obscured by dirt or snow. Can be obscured. Obscured hani görünmez hale getirilebilir ya da daha zor hale gelebilir. Obscure something bir şeyi daha az görünür hale getirmek ya da engellemek gibi. Burada da kastettiği diyor ki dirt or snow. Hani çamur ya da kar sebebiyle ne yapılabilir? Daha belir daha az belirgin hale gelebilir. Mesela diyelim ki aracın etrafında kameralar var. Onların üzerine çamur geldiğinde ya da işte kar ve benzeri şeyler geldiğinde can be obscured. Daha, daha görünmez oluyor ya da kamera kapanıyor. Siz tam olarak göremiyorsunuz. Sonra might give drivers a false sense of security. Ve de diyor sürücülere yanlış bir güvenlik hissi verebilir. Yanlış güvenlik hissinden kasıt da şu. Hani kameralara, sensörlere çok güvenirseniz ne olabilir? Fark etmeden bir kaza yapabilirsiniz. Çünkü bazen o sensörlerin ya da kameraların kaçırdığı şey vardır. Kaçırdığı alanlar olabilir. Mesela ben böyle bir şey yaşamıştım. Böyle geri geri park ediyorum arabayı. Kameraya bakıyorum, sensörlere bakıyorum, geri geri geliyorum ama sensörler ötüyor. Ben de fark etmiyorum ne var ne var ne var. Böyle kenarda incecik bir direk varmış böyle. Hani aynadan tam göremedim. Böyle sensör öttü ama ne olduğunu anlamadım. Böyle inip bakınca gördüm. Mesela bazen gerçekten hani sensörlerin ya da kameraların tam göremediği kör noktalar ortaya çıkabiliyor. Bu da a false sense of security. Yani yanlış bir güvenlik hissiyatı oluşturabilir. O yüzden bunlar zaten güvenlik destek sistemleri yani tamamen her şeyi sürücüden anlıyor. Sürücüye destek olmak amacıyla ortaya konulmuş sistemler. Aslında burada başka başlıklar da vardı sevgili arkadaşlar. Ancak şu an biraz vaktim azaldığı için hızlıca konu başlıklarını vereceğim. Parking Assist, park yardımcıları, otomatik park sistemleri. Ondan sonra Cross Traffic Alert, çapraz trafik uyarısı. Çapraz trafikten kasıt da şu. Yani siz geri geri giderken arkanızdaki özellikle trafikten, hani oraya karışmamaktan, o tür kazalardan bahsediyor. Sonrasında Traffic Sign Recognition, trafik işareti tanıma sistemleri var. Mesela aracın... Diyelim yolda kenarda trafik işaretleri var, hız sınırı işaretleri var, işte kavşak işaretleri var. Aracın bunları tanıyıp kendi ekranında göstermesini sağlayan sistemler var. Traffic sign recognition. Bunlar da ne? Trafik işareti tanıma sistemleri. Bu mesela güzel bazı araçlarda görebiliyorsunuz yine. Drowsiness alert drowsiness tankası şu yorgunluk uyarısı işte çok uzun süre sürdüğün gözlerin ekrana bakmıyor hani kamera bazı diyelim ki araç bazı sensörlerle hani sizin yüzünüz ekrana bakıyor bu gözünüz açık mı ondan sonra sürüş dinamikleriniz nasıl bunları değerlendirebiliyor bu da drowsiness alert yani drowsiness hani yorgunluk alarmı uyarısı şeklinde karşımıza çünkü vakit bulursam bu geri kalanları da bir başka derste nasipse ele alacağım sevgili arkadaşlar birazdan bir dersim var o derse kaçmadan önce hızlıca bunları sizinle paylaşayım istedim bir sonraki derste Hüseyin Demirtaş İngilizce kanalında görüşmek üzere hoşçakalın